Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir pivot tablo uygulaması yapmak istiyorum. Senaryomuz şu şekilde, üretim verilerimiz var. Bu üretim verilerinin operatörler, makineler bazında toplam ne kadar zaman çalışmış onları bulup göstereceğiz. Filtre alanımız da var, bir yapalım. Sonra asıl senaryomuz gereği yapmamız gereken şey, bir hesaplanmış alan oluşturmak, calculated field. Onun da mantığı şu, buradaki veriler süre dakika olarak verilmiş. Oysa biz saate çevirmek, yani bunları 60'a bölerek saat karşılığını bulmak istiyoruz. Bunu pivot tablo üzerinde yaptığımız zaman, işte gerekli hesaplamalarla oluşturacağımız saat alanına hesaplanmış alan, calculated field deniyor. Pivot tablomuzu önce bir oluşturalım. Ekleden, insert'ten, pivot tablodan, yeni sayfa üzerinde operatörler diyebiliyorum. Makineler istenmişti, saatleri istenmişti. Bir takım şeyleri de buraya koyun diye. Çok önemli değil filtre. Ctrl A seçtim. Virgüllerini koyabilirim. Küsuratları yok, onları çıkartayım. Ondan sonra bir de tasarım uygulayayım. Genellikle kullandığımız seçenekler ve şeritlendireyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar operatörlerin makinalardaki çalışma süreleri veya çalıştıkları süreler burada dakika olarak yazıyor. Oysa biz 74.000 dakika. Acaba biz bunu saat olarak göremez miyiz? Saat olarak göremeyiz çünkü burada zaman geliyor. Buradan gidip bölerekten bir saat süre eklememiz gerekir. Bu veriyi her günde çekip, her ayda çekip alıyorsak, her seferinde ya da başka başka olabilir. Bakın çözümümüz şu şekilde. Bir tane hesaplanmış alan. Çözümle analyze kısmına gidiyoruz. Alanlar, ögeler, kümeler, fields, items, sets diye geçiyor. Buraya geliyoruz, hesaplanmış alan, calculated field tıklıyoruz. Ve alanımızı oluşturuyoruz. Bir isim verebiliriz, saat. Bildiğiniz bir değişken ismi. Formülünü yazacağız. Formülü yazarken de bildiğiniz 4 işlemler, bölmeler, çarpmalar ama bir şeyi bir şeylerle bölmeler. Buradan zaman, çift tıklayarak oraya aldım. Boşluk vermek gerekmez, bölü 60. Tabi burada eğer if de kullanılabilir, bölünür, çarpılabilir. Yani hedef değerleri de oranlanabilir. Birçok işlem, yani mantıklı birkaç tane bizim de örneğimiz var. Yani ihtiyaç gerektiğinde, çünkü işte burada gördüğünüz gibi saat olarak, dakika olarak istemiyoruz. Evet, tamam dedik. Bu kadar. Hemen buraya kendisi onu ekliyor. Zamanı çıkarıyorum, saat kalıyor. Bakın, tablomuzu saat olarak oluşturmuş olduk. Demek ki arkadaşlar, tekrar gittiğimizde hesaplanmış alanda şuradan da tekrar görebiliyoruz. Gerekli değişiklikleri de yapabiliyoruz. Silebiliyoruz da. Hatta isterseniz oluşturduğunuz alanları şuradan formül listeden görebiliyoruz da. Arkadaşlar, bu şekilde hesaplanmış alan oluşturup kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu videoyu da sonlandırıyoruz. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.